İstanbul'da bir kamyon ve kamyonetin karıştığı kaza sonrası kurtarma ekipleri yardıma koştu. O sırada çevredekilerden biri habercilere kamyon şoförlerinin kural tanımadığını anlatıyordu ama o sırada yanında kamyon şoförleri vardı. Sen niyetli misin ya? Evet, elhamdülillah. Ne istiyorsun? Kaza yapan kamyonetteki yolcu ölümle pençeleşirken onlar birbirine girdi. Kavganın başlamasına neden olansa bu sözlerdi. Şu kamyonlar trafik kuralları bir kere tanımıyorlar. Bakın burada biz canımızı şuradan kıyamette çalışıyoruz. Hastal Kemerburgaz yolunda ilerleyen kamyonet önünde bir anda duran kamyona arkadan süratle çarptı. Birden durdu önümde araç. Ben de durdum. Orada duramadı arkadaş herhalde geldi vurdu. Kamyonet şoförü kazada yara almadı. Ancak yanında oturan 17 yaşındaki yeğeni aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralı genci sıkıştığı yerden çıkardı ve ambulansa aldı. Bu sırada haberciler bilgi almaya çalışıyordu. Kamyon şoförünün yanına yaklaşan biri yolu kullanan kamyon şoförlerinin kural tanımadığını söyleyince ortam gerildi. Abicim ben 5 senedir buradayım. Anlamadım. Şimdi ben 25 senedir buradayım. Abicim bak şuradan ışıktan çıkamıyorum. Ya şu an yatağı olmuş. Sen derim bak. Sen tutmuşsun kamyoncu muhabbeti yapın. Bağırma. Sorun ne? Sorun ne senin? Derdin ne? Adam katlediyorsunuz. Derdim ne olacak? Ne demek adam katlediyorsun? Durun arabayı arkadan. Arkadaşım bakın şu işe. Sen niyetli misin ya? Evet niyetli. Elhamdülillah ben bak senin başına vurmuş ha. Doğruyum. Senin başına vurmuş. Şuradan ben durağı yıktınız. Belediyenin durağının üstüne çıktı kamyon ya. Ben değiştim durağı ya. Tansiyon bir an olsun düşse de sonra kamyon şoförleri ona saldırdı. Çevredekilerin ve polisin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.